Efendim merhabalar. O sinemanın sunduğu neydi o filmle yeniden karşınızdayız. Ama Kaan hoş geldin. Senin ne işin var orada? Bilmiyorum Murat, sen bana bir açıklama borçlusun şu anda. Çağırdın beni buralara. Bir de bana soruyorsun. Evet, seni biz çağırdık. Çünkü sevgili seyircilerimiz, küçük bir duyurum var. Burak bir süre buralarda olmayacak. Birkaç program böyle şu anda gördüğünüz gibi co-hostlarla devam edeceğiz. Çünkü sevgili partnerim Burak film yapımcılığına soyundu. Sete çıktılar ve daha sonra sorabileceğimiz güzel bir film yapacaklar. Ona buradan selamlarımızı yolluyoruz. Yakın zamanda aramızda olacak tabii. Kaan, seni çağırdık. Heyecanlı mısın? Çünkü soru soracaksın bugün. Evet, heyecanlıyım. Çünkü sorulara da baktım. Sorular da heyecanlı. Çok güzel, yine bir hazırlık yapılmış. Burak'ın yerini doldurmam gerektiği için de heyecanlıyım. Çünkü çok iyi iş çıkarıyordu. Onun kadar olmasa da sana elimden gelen yardımı göstermeye çalışacağım Murat'cığım. Çünkü sinema camiasında dayanışmak zorundayız. Evet. Bugün Burak olmaz, yarın ben olmam, siz gelirsiniz. Bunu yapmamız lazım. Evet, çok kavga ediyor bazen sinema camiası kendi içinde. Hiç gerek yok böyle şeylere. Zaten kaç kişiyiz değil mi burada? Tabii hepimiz kardeşiz ya. Peki o zaman müthiş bir konuk geliyor. Çok göz önünde olan bir konuğumuz var bugün. Ama sinema ya da sanat alanında değil, bambaşka bir alanda göz önünde. Çağıralım mı? Çağıralım. O zaman seni bu tarafa alıyorum ve konuğumuzu çağırıyorum. Evet, Mehmet Demirkol geldi. Hoş geldiniz efendim. Neydi o filme? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Beni davet ettiniz. Teşekkür etmeyin, çünkü bizim büyük bir arzumuzdu bu sizinle sinema konuşmak. Böyle ara ara duyuyoruz. Sinema sevginizden de haberdarız. Israrla dedik ki sizi konuk alalım ve biraz bakalım ne kadar sinefil Mehmet Demirkol. Çok değilim ya. Atilla Taş'ı seyrettim. Adam uçtu yani. Hiç ondan sonra. Atilla Taş sinema okumuş ama onu bilmiyorduk. Evet. Çok iyiydi. Çok takdir ettim. Ben size güveniyorum. Hadi inşallah. Kaan da güveniyor. Değil mi? %100. Zaten ben biliyorum Mehmet abinin sinema bilgisini ve ilgisini. Bizim programda da çok ciddi tartışmalar olmuştu bazı konularda. Kübrik mesela. Evet, onu gördüm. Gördüm. Kübrik'e Full Metal Jacket'a laf atmıştı. Unutmadım onu Mehmet abi. Söylemek isterim. Ben de çok sevdiğim için sevdiğimi, insanın sevdiğini eleştirmesi daha kolay ya öyle. Ben çok hastasıyım doğru, yani. Çok doğru. Kübrik'le büyüdük değil mi? Yani sonuçta. Biraz öyle tabii. Biraz öyle. Ya yani benim en sevdiğim yönetmen Alan Parker'dır ama Kübrik'te tabii yeri farklı. Peki bu aralar ya da genel olarak Mehmet Demirkol'un film izleme rutini nasıldır? Nasıl film izlersiniz? Festivallere gider misiniz? Listeler tutar mısınız? Uzanıp koltuğunuzda yok. Nasıldır? Yok. Yok, o kadar değil. Şöyle yani, okulda, lisedeyken, üniversitedeyken İstanbul Film Festivali, babam da o dönem öyle bir görevi vardı. Böyle bir sanatçılar kooperatifinin muhasebesine mi bakıyordu ne, öyle bir şeydi. Dolayısıyla İstanbul Film Festivali'nde hani ne kadar film varsa hepsine gidiyordum. Günde 3-4 film gidiyorduk ve hani sadece kendim değil arkadaşlarımı da götürüyordum. Böyle artan biletleri çok talep olanları değil ama işte bazı o şeyler, gösterimler boş olduğu zaman 20 kişiyi götürdüğüm var. Şimdi bu bizim iş çok saçma sapan bir işe dönüştü. 50 maç falan seyretmek gerekiyor ve hani iki çocuk sahibi olunca da aile de ilgilenmek gerekiyor. Öyle festival çok kalmadı yani, açık söylemek gerekirse. Sinema bile az artık. Peki platformlardaki filmlerle aranızda? Onlar genelde onlar. Çıkanı işte mümkün olduğunca, vakit oldukça izlemeye çalışıyorum. Eskiden hiç yapmadığım bir şeydi. Çıkmazdım asla filmden. Ne kadar kötü olursa olsun. Bir tane iki tanedir yani. Artık o kalmadı ama hemen kapatabiliyorum tabii. Bu evde olunca da öyle bir avantaj var. Ben de şey sorayım. Pandemi sonrası değişti mi sinemaya gitme alışkanlığı? Çok az gidiyorum. Evet, biraz öyle oldu yani. O biraz can sıkıcı ama. Bir de hani şey gibi, o maça gitmek de aynı. Şimdi bir maça gittiğiniz zaman 5 tane maç kaçırıyorsunuz. Sinemaya gittiğiniz zaman da o sırada izleyebileceğin bir sürü şey var. 2 saatlik, 3 saatlik bir vaktim var. Dolayısıyla onu hani televizyonda, platformlarda izlemek daha mantıklı oluyor. Yani biraz tembelleştik tabii. Bizim bile değişti değil mi Kaan? Senin de öyle olmuştu. %100 tabii ki değişti. Festivaller olmasa ben artık çok nadiren gidebiliyorum sinemaya yani. Çok vakit kaybı gibi geliyor bazen maalesef. Evet. Hele bazı filmler öyle için yani. Öyle evet. Oldu. Evet. Peki bakalım, size o İstanbul Film Festivali'ne gittiğiniz yıllardan mı sormuşuz yoksa? Eyvah. O hatırlayamayabilirim yani, çok eski onlar. Larkin? Deacon John Larkin? That's correct for 11 points. İlk soruyu ben sorayım o zaman. Diyorum ki, adı bir ikilinin adı olan kaç film sayabilirsiniz?
Şu ile şu gibi ismi olan filmlerden bahsediyoruz. Hiç beklemediğim bir yerden Murat geldim. ile Kaan gibi. Anladım. Telma ve Luis tabii. Çok Thelma ve bilinir o. Louise. Kesinlikle. Bonnie and Clyde. Bonnie ve Clyde. Şimdi kolayları bir bitirelim. Evet. Vallahi inşallah çıkar başka. Hiç bir anda aklına gelmiyor insanın böyle. Sinefil değil mi şimdi gördüğünüz Şimdi bir tane gibi? daha var böyle bir başta arkadaş değiller sonra arkadaş oluyorlar. Tango and Cash mi? Evet, Tango ve Aa, Cash. Tango and Cash var. Jim Carrey'li var bir tane. Onu sayacak mıyız ya kan? Saymaz mıyız? Dumb Sayarız. and Dumber mı? Bak bunlar hiç aklıma bile gelmiyor benim. Hep böyle hani şey böyle sanatsal bir şeyler söylemem Biz gerekiyormuş gibi. Tom Bejer'in de bir Tom filmi var. Beceri. Uzun metrajı varsa bilmiyorum. Neyse kabul ettim. Var. Yok canım etme yani. Ben olsam etmezdim. Bir ipucu daha vereyim. Ve Fransız bir çizgi roman uyarlaması olan, hatta Gerard Depardieu'nun falan da oynadığı bir seri var. Asterix ve ne? Asterix ve onun V'sini bilmiyorum. Sezar mı? Obelix. Asterix. Aa, ama o film öyle miydi? Öyle bir filmi var. Asterix Obelix Asterix miydi? ve Obelix'in bir filmi var. Filmi o Anladım. isimle Ha okey onu sonunda. hatırlayamadım. Onu hatırlayamadım. Asterix ve şey vardı. Asterix Olimpiyat oyunları vardı. Zidane oynamıştı hatta. Evet. Film o aklıma geldi. Onda da Gerard Depardieu vardı. Gördüğün gibi olmuyor işte yani. Gayet iyi gidiyoruz. Gayet Bir iyi. de böyle siyah beyaz dönemden bir kısa filmleri olan Şişman ve Zayıf iki arkadaş var. Laurel mi? Laurel Hardy. Evet, söyletiyorsun işte hepsini bana. Hayır Listesini. söyletmiyorum. Sokratik diyalog yapıyoruz. Siz aslında biliyorsunuz. Evet. Kurcalayınca çıkıyor. Yerlileri düşündüm. O da aklıma gelmedi hiçbir şey. Şabanlılar falan. Vardı bir sürü vardı. Bir eşeği vardı galiba Kemal Sunal'ın. Onun adı vardı ismin. Aa, evet neydi? İbo ile Zeynep Değirmenci mi oğlum oynuyordu da küçük kız rolüne? hep o oynar gibi geliyor insana ama ben Değil mi? Hepsini oynuyormuş gibi hatırlamıyorum. sanki. Hepsini oynuyormuş gibi. Hatırlayamadım İbo eşeği. ile Gülüşah. Ha, Gülşah bravo. Gülüşah. Bravo tamam. Bravo. Peki Versus'ları da sayabilir miyiz? Yani bunu arkadaş olmasa da olur. Düşman da olabilirler. Hep aklıma şeyler geliyor. Yani ikililer deyince hani o ve o değil hani mesela Blues Brothers falan gibi geliyor. Hani ikili olanlar, iki kahramanlı olanlar. Filmin ismini hatırlamıyorum. Butch Cassidy and Evet. neydi? Sundance Sanırsınız gibi. Bravo. Tamam. Acayip bir filmdir ya yani o da hani Kid. Evet. beraber hani nehir atlama sahneleri falan çok hoştur. Bu arada ben de bunu unutmuştum. Şu an hatırladım. Benden Yok iyisiniz. ben ikisinin de çok hayran olduğum için hem Redford'un hem Paul Newman'ın ikisinin de ben Newman. çok Newman'ın ikisinin de çok hayran olduğum için annem hayrandı ben de o yüzden hayrandım yani doğal olarak. Bence gayet iyiyiz. Ben bir de buna Yusuf ile Kenan'ı ekleyeyim Türk sineması. Aa evet bravo bravo. Tamam o da şahane bir filmdi. Cem Davran değil mi? Evet, Cem Davran'ın. Cem Davran ilk. Hatta yıllar sonra Antalya'da ödülünü almıştı yıllar sonra galiba. Evet. Cem Davran'ı ayrıca severim. İnsan olarak da çok severim. Aynı kahveye giderdik eskiden. Öyle mi? King oynamaya. Beyoğlu'nda İngiliz konsolosunun yanında Paris kahvesi vardı. Şimdi sonradan 200 yıllık bir şarapçı olduğunu iddia ettiler ama öyle bir şey yok yani. Biz King oynardık orada. Peki efendim seyircilerimiz hatırladıkları ikili filmleri eklesinler yorumlara. Çok iyi başladık. Hangi filmde dev bir göktaşının gezegeni yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki bilim adamı vardır? Şey mi bu? Yukarı bakmayın hikayesi mi? Evet, Evet. bu evet Ha, doğru. Don't Look Up. Ben Don't filmi beğendim. Yani çok beğenmeyen var. Ben beğendim enteresan bir şekilde. Beğendiğim için de bayağı söyledim yayında da. Bu konuda da bayağı bir problem yaşadım yani. Neydi beğendim bunu falan diye. Şeyini çok beğendim. Yani çok hakikaten hani güzellikleriyle, yakışıklılığıyla ünlü bir sürü insan. Çok seviyorum onu. Çirkin olabilmeleri, kendilerine Stop. kıyabilmeleri falan bunlar hoşuma gidiyor. O yüzden beğendim. Mesela en son sevgili Tamer Karadağlı'nın da hani oynadığı oyun, Engin Günaydın'ın dizisi
dizisinde. Orada da onun cesaretini sevdim yani. Normalde ona kabul ettiremezsin onu oynamak. Şey falan deniyor. Çok abartılı bir işte aksanla konuştu işte şeyle falan. Abici bunu kara komedi zaten bu. Bir şey olması gerekmiyor ki. Hiçbir şey olması gerekmiyor. Hiçbir şeye benzemesi gerekmiyor yani. Don't Look Up'ta şey kısmı bence çok eğlenceli ve ya neden sevdiğinizi de oradan anlıyorum biraz. Hani böyle insanları böyle sarsıp dünyanın sonu geliyor artık bunun farkına varın diyen bir film olduğu için böyle çok işleyen bir taraf var. Yani bunun delirmesini yaşayan bir film olduğu için iyi bence. Her gün yaşadığımız bir şey. Bir de ayrıca evet. Ben hani sadece mesajıyla ilgili değil. Ben konuyu ele alışı çok absürt tabii yani. Saçma sapan absürt bir sürü şey var. Konuyu ele alışı hoşuma gitti benim. Would you please just stop being so fucking pleasant? I'm sorry, but not everything needs to sound so goddamn clever or charming or likable all the time. Sometimes we need to just be able to say things. Evet, güzel, harika. 3 rol 1 oyuncu sorumuzu Kaan'a paslıyorum. Evet, bu 3 rol size hangi oyuncuyu çağrıştırmaktadır? Bir seri katil, bir imparatoriçe ve bir suikastçı. Bir seri katil, imparatoriçe. Bunları oynuyor değil mi? Oynuyor evet. Ve bir suikastçı. Charlize Theron mu? Evet. Charlize Theron. Harikasın. Peki hangi filmler? Güzel. Neydi o? Kendisine onun da çok kıydığı film. Seri katil oldu. Monster. Doğru. Peki, tamam. Müthişti. Monster. Evet çok iyi oynuyor. Hakikaten. Oscar aldı değil mi onlar? Evet. Aldı. İmparatoriçe hangi imparatoriçe oynadı ya? Böyle distopik bir dünya. Mel Gibson'ın. Mad Max'le oynamış. Mad Max oynamıştı. Üçüncü? Bu suikastçıyı oynadığı bir onu aksiyon filmi. Galiba. Son yıllarında çekilmiş bir aksiyon filmi. Okey. Neydi? Atomic Blonde. Evet. Atomic Blonde. Müthişsin. Bravo, tamam. İşte bu. Hangisi daha iyi? Master canım. Evet. Ama Atomic Blonde'da da acayip atletik beceriler var. Dublördür ya. Dublördür. Öyle midir? Tamam öyle midir diyorsun? Tamam değildir ya. Olabilir tabii ama deli olduğu için o. Evet potansiyel var. Bayağı bir şey yapmış olabilir kendisi sanki. Bence de. Richard Lester'ın yönettiği ve The Beatles karakterlerinin başrolünde kendini oynadığı kurmaca filmin adı nedir? Film zor ama adı kolay Kaan. Bir Beatles şarkısı çünkü evet. O zaman. Hiç bilmiyorum ben böyle bir şey. Yesterday değil yani. Yesterday değil. O başka bir film. O da güzel film. Eğlenmiştik. Hiç bilmiyorum böyle film ya. O zaman yani hiç uzatmayalım. Haberim yok yani. Merak ettim. A Hard Day's Night. Çok garip bir film. Bu filmi ben de biraz geç keşfettim. New York'ta geçen film mi bu? Yok, Beatles'ın bir turnesinde gibi. Trende falan bunlar sürekli böyle gezip poz veriyorlar. Hayranları yanlarına geliyor. Aşırı abartılı böyle bir Beatles profili çiziyorlar. İlginç bir filmdir. Hiç bilmiyorum. Öneriyor muyuz Kaan herkese? Seyreder mi? Haberim yok. Nasıl olur? Bilmiyorum. Benim eşim de yani bir Beatles manyağı. Bilmediği şarkısı yani kelime kelime hepsini ezberebilir. Onun da bana bunu şu ana kadar söylememiş olması enteresan. Hiç haberim yok. İstiyorsanız kesebiliriz yani programı. Peki o zaman bunu atlıyoruz. Şimdi benim dinliyorum. Yok Kaan bir şey soracaktı gibi geldi ama. Şey soracaktım. Hangi grubun bu kadar içeriden bir şeyini izlemek isterdin diye soracaktım. Şimdi bana bunu 15-20 yıl önce sormuş olsan Queen derdim. Ama sonra yaptıkları filmi görünce tabii keşke yapmasalarmış diyorum. Yani daha açık çekebilselerdi. Sacha Cohen oynayacaktı esasında Freddie Mercury'yi. İlk proje onunlaydı. Ama o gerçeğini oynamak istedi. Çünkü Freddie Mercury öyle bir kişi. Ama onu da grubun geri kalanı istemedi. Yani çünkü hakikaten çok sert bir şey olacaktı. Aynen. Onun yerine bunu yaptılar. Seyrederken keyif aldım. Aldım bir Queen fanı olarak ama daha gerçek bir şey seyretmek isterdim açık söylemek gerekirse. İyi bir Led Zeppelin filmi tabii güzel olurdu. Çok dram dolu bir şey o. Hem gruptan kayıp John Bonham'ın
erken yaşta vefatı. İşte hem çocuk kaybediyor falan. Bayağı problemli. Ama bir taraftan da olağanüstü müzik. Yani hakikaten şeytanla anlaşmışlar gibi. Onu Joe Black söylemişti galiba. Hadi itiraf edin. Anlaştınız değil mi şeytanla falan diye. Onu isterdim. O çok özel bir grup tabii. Hani bir de o bizi de ilgilendiren bir tarafı var ya, Arif Martin, Mardinler, Ertegünler falan. O iyi bir Zeppelin filmi olsa güzel olur. Let's not cause any trouble, pull any strokes, or do anything I'm going to be sorry for. Especially tomorrow in that television theater. Because... Are you listening to me, Lennon? You're a swine, isn't he, George? You're a swine. Thanks. Evet, benim çok merak ettiğim bir soru bu. Kaan bunu bilmek zor diye iddiada bulunuyor ama bakalım. Keyfim için soruyorum, çok merak ettiğim için soruyorum. Hangi filmde Afrika'da doğmuş bir Birleşmiş Milletler çalışanı olan Silvia, Afrikalı bir devlet başkanına suikast düzenleneceğini duyup bunu engellemeye çalışır? Silvia mı Afrika'da doğmuş? Evet. Ve Birleşmiş Milletler. Afrika'da doğan bir kadın var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine suikast düzenleneceğini. Afrikalı bir devlet başkanına suikast düzenleneceğini devlet duyuyor. Devlet başkanına suikast düzenleneceğini. Bunu da işini yaparken Birleşmiş Milletler'de duyuyor. İşi de zaten filmin adı. He, hatırladım galiba. Mütercim değil mi? Evet, işte bu. Interpreter. Mütercim mi? Evet, tamam. Hatırladım. Tabii çevirmen dediler ama çevirmen, ben mütercim lafını da severim. Kimdir oynuyor? Bir dakika. Nicole Kidman mı? Evet. Nicole Kidman. Nicole Kidman. You can tell him yourself. He will be here next Friday, exercising his right to speak before the General Assembly, where he will announce a new program of democratic reform. Perhaps then there will be no vote and the problem of your predicament will disappear. Hangi filmin kahramanı hikaye boyunca sürekli White Russian adlı kokteyli içer? Lebowski, Big Lebowski. Big Lebowski, wow, direkt cevap. Çok severim. Çok, en çok sevdiğim filmlerden biri. Yani gördüğüm zaman mutlaka bitiririm filmi. Ama onun için yapılmış bir film gibi gerçekten. Değil tekrar mi? Tekrar değil izlensin mi diye. Çok çok güzel. Herkes çok iyi. Herkes çok iyi filmler. Kokteyli sever misiniz White Russian'ı? Kokteyli severim ama White Russian sevmem. Whiskey sour. Ben hiç içmedim galiba White Russian. Bilmiyorum. Yani şey yapar. Kalua, süt falan zor. Mide zor bizim yaşlar için. Yani nasıl içiyor o yaşta? Yemek yerine herhalde. Evet. Ya o adam bir de o cüsseyle falan içer ya. İçer değil mi? Ama galiba bir rahatsızlığı var son dönem. Geçmiş olsun o da şimdiden. Evet, buradan geçmiş olsun dileklerim. Ben gördüğün gibi ben magazinli hakimim daha. Filmlerden ziyade. Soruyorum. Bir rahip, bir soygun, bir soygun ve Meksika. Bu kelimeler size hangi filmi çağrıştırmaktadır? Bir rahip, bir soygun ve Meksika. Meksika. Üç kalan bir film. Bir soygun yapıyorlar. Meksika'ya gidiyorlar. Bir rahibi de rehin alıyorlar. Ve orada bir gece geçiyor. Tarantino'nun kankası bu. Tarantino'nun yazdığı bir film. Ha, okey, tamam, anladım. Neydi adamın adı ya? Alex. Robert. Değil mi? Ha, Robert Rodriguez mi? Robert Rodriguez. Evet, Robert Rodriguez. Bir daha söyle. Bir rahip, bir soygun ve Meksika. Bu gece kulübünde geçen film mi bu? Evet. Doğru. Değil mi? Saç film deliriyor sonra. Aynen. Kesinlikle. Selma Hayek. Evet. Tamam. Filmi izlemiş kadar olduk zaten. İzledim filmi, izledim. Çok da sevmiştim ki o genelde orada bir fantastik durum var ya. Evet. Çok da sevdiğim bir şey değildi. Dusk Till Dawn mu? Yes. İşte bu. Okay. Evet. Till Dawn'ı hatırlıyorum. Başını salladım, tuttu. Selma Hayek döktürüyordu ama. Evet. Çok severdik kendilerini. Buradan evet, evet. Onu da söyleyeyim. Hala saygılarımızı iletiyoruz kendisine.
Hangi filmde yaşlı bir kadını hayata sadece bir yarışma programı bağlar? Vay. Ha. Unutulmaz. Yaşlı bir kadını hayata yarışma programı bağlar. Ve evet, hayali de bir Erdemli. gün ödül olan kırmızı elbiseyi giyebilmek. Çok karanlık bir film. Yani böyle insanın içini daraltır gerçekten böyle. Bilmem mi gerekiyor bu filmi? Yani kesin biliyor muyumdur? Niye bilmiyorum sonra? Yaşlı kadın yarışma programı söylüyor. Her gün ve hapları var ve oğlu geliyor ona yardım ediyor. Müziğini mırıldanabiliriz diyor Bora. Ben mırıldanabilsem onu Bora, Kaan mırıldanabilir belki. Ben Müziği mırıldanayım. net hatırlarsınız. Ya bu soruyu ben Çok iyi ya. hiç olmadı bana. Yok sen çok başarılısın. Yanlış anlama yani. Seninle alakalı bir durum. Requiem for a Dream bu. Anladım. Yok. Çağırdım. Dedim katılmayayım dedim size. Abi demin tulum çıkardın üst üste ya. Bence gayet iyisin. Peki, Anlaşıldı. 2001 Uzay Macerası filmindeki bilgisayarın adı nedir? Space Odyssey. HAL. HAL. HAL yani değil mi? HAL. Aynen. HAL. IBM'in bir önceki harfleri miydi? Evet, bu da sorunun Evet. devamıydı Ha. hatta. Bu sorunun Evet. devamı da buydu. Çat diye bilindi Evet. bu. Ama yani o tabii Kübra'ya buradan saygılar. Nur içinde yatsın. Benim için tarihin en iyi filmi. Benim birinci sıram yani bu O hiç arada. hayır diyemem. Hayır diyemem yani. Benim de interpreter'mış. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? Before serisinin iki karakteri Jesse ve Celine 3 film boyunca hangi ülkelerde buluşmuşlardır? Paris. Doğru. Before Sunrise miydi ilki? Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Aynen bu sırayla. Before Sunset nerede? Before Sunset şimdi. Before Sunrise 1, Before Sunset 2, Before neydi üçüncüsü? Midnight. Midnight. Evet, bir tanesi Yunanistan'da. Doğru. En Midnight sonuncusu. mı? Midnight En Yunanistan'da. sonuncusu. Paris. Doğru bu Fransa da. yani, İki de evet. iki. Paris. Evet. İkincisi neredeydi ya? Aslında birincisi o, değil mi? Birincisi, evet, birincisi. Hangisi? Şu Birincisi an Paris değil aradı. mi? Ha bulamadınız İki. mı birinci? Evet, İki Fransa. Paris. Okey ikinci tamam. Paris. İkinci Paris. Birinci nerede o zaman? Freud'un şehri. Aa, Viyana. Aa, Ağır girdiniz. ama şey yaptım. Viyana. Viyana hiç hatırlamadım. Berlin falan diye isim geldi ya. Berlin diye isim geldi. Nedense. Evet, ben de bu Bir, arada en demek çok ki bir aklımdan... Alman demek ki bir Almanca falan mı var ortada? Ondan mı? Yok ya. Viyana, Ya ben Viyana değil mi? Viyana, Viyana mı değil mi? Viyana. Avusturya. Ha. Ya Freud Berlin o demiştim. kadar romantik olmazdı sanırım ilk film için. Olabilir. Doğru söylüyorsun. Ama Yunanistan'da da zaten ben evleniyorlardı. evet. Ama orada bir şeydi ya. Bir dövüşüyorlardı sürekli. Bir özet bir şey Evet. vardı. İlişkilerin geldiği yer işte. Üç filmde buraya vardık. Seviyor musunuz üçlemeyi? Çok değil. Çok değil. Daha kadınların çok hoşlandığı bir seri değil mi o? Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Biraz böyle Evet. seksist bir yaklaşımda yapmak istemem ama. Yapmayalım ama o bir beyaz atlı prens sendromu falan vardır yani. Bulacağım bir gün denk gelecek. Evet. Sanki öyle gibi. Evet. Evet, bilgi sorularımızın sonuna geldik. Yani bayağı soru sorduk. Bayağı bildik efendim. Şimdi eğlenceli yerlere geliyoruz ama her programda bir seyirci sorusu alıyoruz. Seyircilerimizden gelen soruyu şimdi size soracağım. Onlar Bana biraz mı zor. soruyorlar? Evet, Yoksa evet. herhangi birine sordular da bana mı geldi? Size denk geldi bu. Abi bize denk geldi. Tamam. Bakalım ne denk geldi.
Işık Çelik adlı izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş. Quentin Tarantino'nun yönettiği tek edebiyat uyarlaması film hangisidir? Tarantino'nun uyarladığı tek edebiyat uyarlaması. Bir tanesinin kitabı var. Bir şey biliyormuşum gibi geliyor ama saçmalıyorum gibi onu da bilemedim. Pulp Fiction mı? Hayır. Çok yakınız. Bu aslında o ağır, şöyle o ağır romandı değil mi onlar? En az Tarantino filmi Tarantino'nun belki de. En böyle doğru. Ondan diyorsun. İlk tek edebiyat uyarlaması Tarantino filmi. Şimdi bakalım. Filmleri bir gözden geçirelim. Neydi filmiyordu ya? Jackie Brown mıydı neydi? Jackie Brown. Jackie Brown, okey, tamam. Güzel filmdir ama. Hatırlarsın. Güzel film. Güzel film, çok güzel film. Güzel ama böyle o da Tarantino deyince ilk akla gelen filmlerden değil herkes tarafından. Değil, değil. Ama biz o dönem beklediğimiz bir filmdi. Yani Tarantino kendini göstermiş, yeni film yapıyor, Jackie Brown yapıyor falan diye beklediğimizi hatırlıyorum. Çünkü Rezervuar'dan sonra falan, Pulp Fiction'dan sonra. Çok, yani çok değişik, şu anlamda çok değişik bir adam bence Tarantino. Beni hiç hayal kırıklığına uğratmıyor. Yani ya ne yaptın abi sen dedirtmedi hiç bana bugüne kadar. Hani çok özel, çok anormal işler mi yapıyor? Hayır ama her seferinde keyifle izledim. Hep şaşırtıyor bir de bizi. Ya bir numaraları evet, var. Evet. Her zaman var, bir her zaman var. Peki seyircimiz herhalde tatmin olmuştur bu cevaba. Artık biraz ite kaka oldu. Stay here. I'll be back. Şimdi çok sevdiğimiz kategorilerden birine geçiyoruz. Replik kategorisi. Bir replik vereceğiz ama replik hatırlamak zor. O yüzden burada şıklarımız var. Replik evet şık olması lazım. Para silahtır ama siyaset tetiği ne zaman çekeceğini bilmektir. Şıklarda şöyle baba 1, baba 2, baba 3. İngilizcesini okuyayım. Belki İngilizcesi çağrışım yapar. Okay. Finance is a gun, politics is knowing when to pull the trigger. 3 mü? Neden 3? Doğru. Çok güzel bir tahmin. Bilmiyorum şey Pacino'nun ağzına yakıştırdım sanki bunu. Doğru mu? Valla galiba o söylüyordu. Çok emin değilim ama ben de öyle hatırlıyorum. Şey, değil mi? Yani sanki hani böyle hani, tamamen şirketleşeceğim ve şey yapacağım falan oraya geçtiği dönem söyleyeceği bir şeymiş gibi sanki. Aynen. Evet. Bana da sorsanız buradan yürürdüm. Böyle bir mantıklı sanki. Tamam. Çok iyi. Favori filmimiz Baba 2'dir tabii ki. Geçiyorum bunu. 2 evet hiç tartışmam. Yani tabii ne tartışacağım? Kendi kendime mi tartışacağım? Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlami? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Scusi, con me? Gorlami. Orijinal adı kategorisindeyiz. Bu kategori bilmesi zor olduğu için biraz sallayacağız burada. Ha bu komik çevirilerden kaynaklı bir şey herhalde değil mi? Evet onunla ilgili. Okey tamam. Mutluluğun peşinde. Bunlar da yani ne jenerik şeyler çeviriler. Mutluluğun peşinde. Nicole vardı yine bunda. Nicole Kidman vardı. Çocuk kaybediyorlardı. Ay hatırladım filmi. Şey anladım anladım. Çocuk bahçeden kaçıyor. Araba eziyor o filmde. Evet. Ay kabus gibi filmdi o ya. Seyredemedim ki ben onu bıraktım. O genç çocuğa sarıyor falan. Şey ezene sarıyor değil mi Nicole? Evet 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 bu doğru. Çok seyredemedim ki ben onu. Böyle bir filmin adı niye mutluluğun peşinde diye çeviriyor. Evet güzel. Mutluluğun peşinde. Yani İngilizcesi çünkü daha böyle dark. Ha Rabbit Hole. Rabbit Hole. Rabbit Hole okey. Tamam. Hatırladınız mı? Hatırladım ama 10. dakikada bıraktım filmi. Çünkü ay ay filan olduğu için şöyle. Eskiden bence çok güzel film çevirileri vardı. Orijinalinden daha iyi olanlar Çölde vardı. Çölde Çay falan gibi. Gibi. Yani şeylerde sadece filmlerde değil. Mesela şeyi diziler, yarışmalar falan onlar da. Mesela Çarkı Felek olağanüstü bir çeviri. Wheel of Fortune yani. Olağanüstü bir çeviri bence. Çok başarılı şey. Ama işte kitap okuyan adamların olduğu dönemler onlar. Evet, orijinal kategorimiz çok eğlenceli ama tabii biraz zor. Çünkü çeviriler öyle tuhaf ki işin içinden çok. Çıkmak, hatırlamak çok. Çok zor. Var mı başka? Heyecanlı var, söyleyelim. Şey. Hemen söyleyeyim. Kaan, seç. Seçiyorum. Yasak tabii ilişki. Yasak ilişki 20 tane falan vardır herhalde. Vardır. Hakikaten bu ne ya? Yani yazsam yasak çıkar. Bu Clint Eastwood'un yasak ilişkisi. Clint Eastwood'un yasak ilişkisi. Ha, ne bridge?
Çok doğru. Ne, çok güzel filmdir ama. O bir tiyatro oyunu. Evet. Değil mi? Aslında tiyatro. Dur bakayım hatırlayacağım. Çünkü severim ben filmi. Roman mı? Tiyatro oyunu. Evet. Ben, o romandı bence. Bence romandı o. Roman mıydı? Tiyatroda da muhtemelen yapılmıştır. Madison County. Bridge of Madison County. Değil İşte mi? Bu ya. Evet. Harika. Çok çok. Çok güzel film ama. Hakikaten çok güzel filmdir ya. Ya Meryl Streep'in en iyi oyunculuğu olabilir mi? Çok mu ileri gittin? O kadar çok iyi oyunculuğu var ki. Hangi biri diyorsun değil mi? Kadın. Çok yani. Güzel film. Bak seyredeceğim bu hafta sonu. Süper. Bu arada bu çok bilinmiyor. İzleyicilerimize de önerelim o zaman bunu. Küfür de yiyebiliriz tabii ama. Çünkü bir tane bir mutfakta geçiyor bütün film neredeyse. ama çok 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 boş. İkisi de çok iyi oynuyorlar. Ya çok hakikaten. Şimdi afiş kategorisindeyiz. Bu kategoride orijinal olmayan minimalist, yaratıcı afişler soruyoruz ve hangi filme ait olabilir, size hangi filmi çağrıştırabilir diyor. Okay. Bunu izlediğinizden eminim. Eat, Love and Pray mı? Hayır değil. En yukarıdaki yemek ülkeye dair bir ipucu veriyor. Yani Çin de olabilir, Japonya da olabilir. Oralar. Bu böyle son yıllarda Amerika dışında bir ülkeden çıkıp dünyada en çok ses getiren film. Yani Amerika dışı bir yerden çıkıp. Hatta belki de sinema tarihinde bu anlamda başka bir yeri var. Anladım. Kore'den çıkma mı? Doğru. Ha, neydi film oldu ya? Oscar falan aldı. Evet. 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 Neydi o film? Evet. Parazit. Parazit efendim. Evet işte bu. Sevdik mi? Zor oldu ama fena değil. Fena değil. Afiş mi? Film mi? Film. Beğendim ya. Ya onu bir eleştirenler de var. Genel olarak beğenildi ama sevmeyenleri de çok duydum. Bu film biraz şey yani herkes birbirine Kore'yi örnek gösteriyor. İşte öyle geliştiler, böyle geliştiler. Korelilere sorduğun zaman da siz orada neler çekildiğini bilmiyorsunuz. Orada acayip bir sömürü var diye anlatıyorlar. Bu da anlatan biraz herhalde bunun peşinde düşen bir film. O anlamda manalı yani. Evet, Türkiye'nin ekonomisi bir tık daha düzgün olanı gibi bir ülke aslında. hatta biraz daha sert orada galiba. Hmm. Evet, sınıfsal. Yani çünkü hani o sınıf geçişi pek bizdeki kadar kolay olmuyor galiba. Bize daha kolay oluyor sanki. Evet, evet. Zaten Parazit'in başında da direkt onu şeyden veriyordu. Hmm. Yerin altında oturan bir aile ve diğer şato gibi yerde yaşayan aile. Evet Kaan, sen sor. Tamam. Bu film size, bu afiş size hangi filmi çağrıştırmaktadır? Hmm. Acaba ne? Bu bir pencere. Onu görüyorum. Herhalde New York civarı olsa gerek. Yani evet geçiyor. Greenwich Village şeklinde söyleniyormuş. Karakterimiz buradan bakıyor. Bakıyor da bakıyor. Arka pencere. Arka pencere. İşte bu, kesinlikle. Yani. İyi salladım. Ya arka pencere de filmi de hatırlıyorum şimdi. Bak şu anda düşündüm bunu. Hiç arka pencere gibi değil o, ön pencere o. Değil mi? Evet sanki. Öyleydi yani doğrudan adamın penceresiydi. Ama herhalde avluya baktı, cadde değil de avluya baktığı için belki de arka penceredir. Ne bileyim ama bana. Güzel film ama. Değil mi? Evet. Çok. Yani röntgencilik, gözetleme, voyeurizm buradan başlayıp bir sürü filme yayıldı. Tabii sinema üzerine zaten direkt sinemanın nasıl bir araç kullandığını anlatıp onu gün yüzüne çıkaran Hitchcock'un bir delili. Çok, hakikaten. Çok özel bir yönetmen o da hakikaten. Yani tabii hani hayatını okuduğunuz zaman bir taraftan büyük bir deli hatta tabii. Manyak olduğu da ortaya çıkıyor biraz ama herkesin anlattıklarından. Ama böyle olmadan da olmuyor galiba değil mi? Evet, bugün barınamazdı Hitchcock şu an sektörde diye düşünüyorum. Doğru. İmkansız. Peter Sellers de aynı. Değil mi? Yani o olmazdı hakikaten. Ama o günün kodları öyle yani. Tabii. Bugün belki değişirdi o da biraz. Tabii. Herhalde. Tek bir Hitchcock filmi sorsam favoriniz? Bu olabilir sanki ya. Öyle mi? Dur bakayım bir düşüneyim. Şey hangisiydi? Tek plan bir apartman dairesinde Rob. Geçiyor. Rob. O çok iyi. O çok iyi. Keşke onu sorsaymışız. O çok iyi. O çok sapık. Benim kızımın en sevdiği film.
Kitabı da şeyi de filmi de çok seviyor. Bana fazla biraz o. Bana biraz fazla. O da bayağı böyle Kuşlar da fazla. Kuşlar da fazla bana. Evet. O çok yani hakikaten çok büyük iş. Hepsi çok büyük, önemli işler. Evet, şimdi afişlerdeki başarımızın ardından sevgili Mehmet Demirkol, sahne kategorimize geliyoruz ve burada size küçük sahneler göstereceğiz. Hangi filmlerden diye soracağız. Acaba şu anda izlediğimiz film ne olabilir? Hi. Well, well, well. Look at this. Look at what? Why are you hiding from us, Mickey? He's not hiding. I wasn't talking to you. I was talking to my son. What are you doing, Mickey? Huh? I'm right here. Saying hi to nobody else. Well, you're not helping yourself. Probably söyletmedim. Olabilir mi söyletmiş, olabilir miyim? Tabii olabilirsiniz. Olabilirsiniz. Bu boksör oynadığı mı? Yok değil mi? Evet. 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 Okay. Neydi ya benim adı? İki kardeşi oynuyorlar değil mi? İki kardeşi. Evet. İşte Boston, Irish bunlar. Aynen. Hatırlayamadım onu filmi. İsmini hatırlayamadım ya. Filmi hatırladım da. Dümdüz aslında. Boksör derken çok yaklaşıldı. Dövüşçü falan atar mısın? Aynen öyle. Dövüşçü fighter. Ben bunu galiba uçakta seyrettim. O yüzden uçakta seyrettiğim filmler benim kafamda kalmıyor hiç yani. Ama hatırladınız. Peki. O zaman Kaan ikinciyi sor, gönderiyorum. Şimdi izlediğiniz sahne hangi filmi size hatırlatıyor? Hangi filmden? Ömrümüzü çürüttü bu filmde ya. Adam herhalde bununla böyle çıkış yapmıştı. Evet. Ha. My left foot. My left foot direkt. My left foot. Evet. Ya çok iyiydi ya. Ha? Çok değil iyiydi. Mi? Çok iyiydi. Herhalde bundan sonra moda oldu değil mi? Böyle engelli oynarsak şey yaparız, ödül alırız. Evet, değil mi? Sanki öyle oldu. Bir yani süre. Ricky Gervais bundan bahsedene kadar moda oldu. Evet, evet. Doğru söylüyorsun. Bunların en kötüsü kimdir peki? En oynayamayanı? Şampan bence. Evet, sahnelerden de başarıyla çıktık. Mehmet Demirkol'u Kaan'a havale ediyordum. Kaan, bir değerlendirme yaparsan ne diyorsun bütün program sonunda? Bitirdik mi? Bitirdik mi Allah'ın izniyle? Valla bence çok iyi performanstı. Mehmet abi böyle yavaş yavaş, zaten ilk başlarda o hatırlayamadığı şeyler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Birazcık antrenmana ihtiyacı varmış. Evet, ya, açık söyleyeyim. Sabah açtım baktım, şimdi spor filmi sorarlar bana rezil olmayayım diye. Çünkü hakikaten gelmiyor insanın aklına. Baktım listelere falan biraz. Çok güzel şeye düşürdünüz beni, güzel yani. Ve sorular da bence, ben de soruları bu sabah gördüm. Murat bana attı. Zordu. Yani sorular kolay değildi kesinlikle. Onu da ekleyeyim. Doğru. Yani onu Kaan Kural'a yaptık o spor filmlerini ama dedik ki yani Mehmet Demirkol'a yakışmaz. Kaan'a yetişiremedi. Bu kadar sinema seven bir insana bence gayet güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi gerçek bir sinefil ilan edebiliriz bence. Öyle mi? Aa, çok memnun. Her zaman hatırlamayan ama aslında bilen bir sinefil olarak. Zorlayınca hiçbir şeyler çıkabiliyor. Ah, Kirk, my old friend. Do you know the Klingon proverb that tells us revenge is a dish that is best served cold? It is very cold. İntikam zamanı bölümümüze geçiyoruz. Aa, doğru, o var. Bak, ona hazırlanmadım gerizekalı gibi, affedersin. Evet, konuklarımız için çok keyifli bir bölüm. Koltukları değişiyoruz ve siz bize bir soru, birden fazla ne istersiniz soracaksınız. Şimdi bizim korkma zamanımız geldi. İstersen spor da sorabilirsin abi, direkt spor. Şu maçta şu golü kim atmıştır filan. Alan Parker'ın Birdies'inde başrolü oynayan iki genç arkadaş kimlerdir? Bir tanesi Vietnam'a gider, gelir, sonra delirir. Hatırlıyorum şeyi, o karanlık şeyi hücreye mi atıyorlardı? Hücre var, kendisini hücreye kapatıyor, sonra yani deliriyor, diğeri de onu atlatmaya, kurtarmaya çalışıyor. İki genç arkadaş.
Hatta en son kendisini oynadı filmde. Kendisini oynadı. Bak. Evet. Ayrıca ünlü bir yönetmenin de yeğenidir. Aman Coppola'nın yeğeni olan bizim şey. Tamam. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Kendini peki, oynadığı diğeri... filmde çok iyi, çok iyiydi. Diğer ismi hatırlayacak mısınız? Diğeri çıkmaz. Ben zaten oyuncular da çok kötüyüm ya. Oyuncular Nicolas Cage. Bir siyahi. Yok. Beyaz. Değil. O da beyaz. Yani o bu ayarda çok fazla filmde oynamadı ama hala devam ediyor sinemaya. Oyunculuğunu da benim severim yani. Hatta demin konuştuğumuz bir filmde de önemli bir rolü vardı. Söyleyeyim mi? Söyleyin. Matthew Modine. Yok çıkmazdı. Zor çıkmaz, zor zor zor. Çıkmazdı. Zor. Abi, yani o zaman Nicolas kolaydı da. Peki o zaman Zafer'e Kaçış filmini bilirsiniz tabii ki. Evet. Escape to Victory. Onun esinlendiği asıl önemli filmi ve yönetmenini söyleyebilir misiniz? Zoltan Fabri. Cehennemde 3 devre mi? Aynen. 2 devre. 2 devre. Sanki bunu esas bunu hiç seyretmeyenlere önerelim. Hakikaten çok özel bir filmdir. Evet kesinlikle. Zafer'e Kaçış'ı da severiz ama. O da çok güzel tabii canım. Değil mi? O da çok güzel. Ve bir John Huston filmi yani sonuçta. Ve çok önemli futbolcular da oynuyor. Ama Cehennem'de 2 devre inanılmaz çok çok iyi bir film. TRT'de seyretmiştik. Ya TRT öyle filmler gösterdi eskiden. Hala gösteriyordur belki biliyorum ama. Ben festivalde izlemiştim sanırım üniversitede. Sonra festivale de geldi. Evet. John Huston'ın bir de futbolu hiç bilmemesi falan söz konusu değil mi o filmi çekerken? Evet onu öyle bir tevatür var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yazıyor sağda solda da Sylvester Stallone son saniyede penaltı kurtarıyor. Diyor ki yani kutuda kurtardıktan sonra gitsin gol atsın. Zor ikna ediyorlar. Öyle bir şey futbolda. Öyle bir tevatür var. Ben seviyorum ve çok bu tevatürleri çok seviyorum. Çok da kurcalamıyorum. Yani yanlış çıkarsa üzülüyorum çünkü. Evet öyle kalması bazen daha iyi. Öyle kalsın tabii. Evet yani. Kesinlikle. Mehmet Demirkol müthişsiniz. Teşekkür ederim ya. Çok eğlendik. Montajda sizin... halledersiniz artık. Sizinle sinema konuşmak, futbolu sizden dinlemek kadar keyifli. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de keyifle izliyorum. Ben çoğu bölümü seyrettim. Çok iyiler var. Umuyorum çok rezil olmamışımdır. Özellikle bence... Atilla Taş uçtu ya. Bence harika bir bölümdü. Çok teşekkür ediyorum. Kaan sana da teşekkür ediyoruz. Co-host oldum bugün programda. Ben teşekkür ederim Murat. Mehmet abi tekrar çok keyifliydi seninle sohbet etmekte. Eyvallah. Selamlar. Sevgili seyirciler bir sonraki Neydi O Film'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. I don't think so.